Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseyi al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Shiba üzerine konuşacağız. KriptoCoin sitesi üzerindeyiz. 1 trilyondan fazla Shiba oyunu boşaltıldı. Neler oluyor adı altındaki bu haberi şöyle bir inceleyeceğiz. Siz de favori meme coin'inizin hangisi olduğunu videonun yorumlar bölümüne yazmayı unutmayınız. Şimdi bakalım. Büyük ayılar piyasa kargaşası sırasında milyonlarca dolar değerinde Shiba Inu sattı. Panik ortamı Arkham Intelligence'ın yanlış bir şekilde MTGOX ve ABD hükümetinin Bitcoin satmaya başladığını raporlamasıyla e, başladı diyor. E, bu arada ABD hükümeti gerçekten Bitcoin sattı. Onu da söylemek lazım. Tabii Shiba tarafında da satışlar oldu fakat yani tam olarak neyi değiştir? Balinalar Fut haberinin ortasında trilyonlarca Shiba Inu satıyor. Kripto analiz platformu Into the Block tarafından bildirildiği üzere dün 1.4 trilyondan fazla Shiba Inu balinalar tarafından e, satıldı. Bu arada şunu söyleyeyim. Mesela daha geçtiğimiz günlerde 3.5 trilyonluk bir alım geldi. Yani e, tabi Fut haber etkisiyle doğrudur ya yani balinalar bile satış gerçekleştirebiliyor. Ancak genele baktığımızda Shiba geneline şu anki fiyatlardan çok ciddi anlamda alımlar devam ediyor. Daha bugün tek bir balina 170 milyar Shiba alımı gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde 3,5 trilyonla bu tek partide bir rekor kırdı vesaire vesaire. Yani çok yüklü alımlar var ve cüzdanlar çok sıkışıyor. Satış ABD hükümeti tarafından el konulan Bitcoin'lerin satıldığına dair yanlış bir söylenti nedeniyle tetiklendi. Bu arada evet ee, ABD şu an en büyük Bitcoin balinalarından bir tanesidir. Aynı zamanda Çin'de yani Çin şu an en büyük Bitcoin ve Ethereum balinalarından biridir. Bu da şirketler arasında paniğe yol açtı ve kripto piyasasının çökmesine neden oldu. <laughs> ya ne çökmesi Allah'ını sever. Öyle bir anlatmış ki çöktü falan. Ne oldu? ABD'nin squat davasında elde ettiği yüklü miktarda Bitcoin'i bu tarihlerde satacağını aktarmıştık diyor. Günün yüklü shipcoin satışları haberin yatırımcılar arasında hızla e, yanı bulduğunu gösteriyor. Tamam, yankı. Özellikle son ship satışı büyük alımlar ve satışlar arasındaki farkın sadece 26.1 milyar ship olduğu bir zamanda geldi. Bu da büyük bir kısmın hala boğa kalmaya devam ettiğini işaret ediyor. Evet. Ya az önce konuştuğumuz gibi bu şekilde fut haberden kaynaklı ani satışlar gelse bile genel anlamda bunların çoğu zaten farklı balinalar tarafından telafi edilir ve nötrlenir. O yüzden sıkıntı duyulacak bir durum yok. Ship ayıların da elinde daha ayrı bu arada lütfen. Shiboynu fiyat hareketi düşüş eğilimi altında kalmaya devam ediyor. Satıcıların alıcılara karşı mevcut oranı da her 121 alıcı için 130 satıcı ile boğaların lehine değil. Bu oran belirlenirken yalnızca toplam ship işlem hacminin en az %1'i kadar işlem yapmış adresler dikkate alınır. E, fakat bu veriler doğru olmayacaktır bak onu söyleyeyim. Şimdi şöyle bir durum var mesela ayı ne boğa ne tamam mı? Yani sonuçta bu adam balina anlatabiliyor muyum? Adam örnek veriyorum sana. Şimdi yukarıdan mesela 10 milyar sattı desteğe düştü 20 milyar aldı. Şimdi totale baktığımızda bu adam boğadır. Sen belli bir zaman diliminde sattığı noktadan dikkate alıp onu bizim karşımıza ayı diye çıkarıyorsun. Yani anlatabiliyor muyum? O yüzden bu veriler doğru olmuyor. Bununla birlikte ship fiyatın yani ayı boğa diye cüzdanları kategorize etmek doğru değil. Zaman dilimi içerisinde yapılan işlemi alacaksın. Bununla birlikte ship fiyatının gelecekte nasıl performans göstereceği hala belirsiz. Öte yandan son düşüş öncesine kadar Bon ve Lash'in farklı kripto borsalarında ilgi görmeye başlaması boğa işareti olarak yorumlanıyordu. Şu anda tam anlamıyla öyle patlamalar yapamazlar. E, buna diğer meme coin'ler de dahil. Peeep hariç diyormuşum. E, bon ve Lash dahil olmak üzere. Bon'un tabi asıl burada cazibesi Shibarium geldikten sonra başlayacak ve asıl o zaman yeni bir döneme girdiğiyle alakalı konuşacağız ki asıl yine o zaman bu listelemeler ve destekler ciddi ölçüde artacak. E, Shiba önümüzdeki günlerde gelecek olan bu yeni makro verilere bağlı şekilde piyasanın tamamı gibi hareket edecektir. Sadece makro verileri bekliyoruz. Sadece cüzdanların sıkı olduğunu ve yukarı meyilli olduğunu biliyoruz şu anda. Bu haberler Shiba ekosistemi için gidişatı değiştirebilir. Hepsi bir arada kripto deniyor bankacılık uygulaması olan Blockbank Birkaç gün önce Shiboinu listesini duyurdu. Kripto uygulaması topluluk taleplerine dayanarak SHIB'i BlockBank'in ön programına listelemeye karar verdi. Kullanıcılar artık BlockBank üzerinden SHIB ile faiz kazanabilecekler. Doğru. Biliyorsunuz bu haber de yakın zamanda geldi ve artık SHIB coin üzerinden hareket edilebiliyor. BlockBank'in SHIB üzerinden sunduğu kazanç oranı, yıllık kazanç oranı AP %5 olacak. Ayrıca kullanıcılar Blockbank'in yerel token'ı olan Bbank'te %10'a kadar ekstra AP'ye ödeyebilirler. Shiba Inu ekosistem token'ları SHIB, BON ve Lash farklı kripto borsalarından ilgi görmeye devam etti. Bu arada farkındaysanız e, SHIB coin'in bakın faiz oranları gerçekten ne kadar dengeli. Çok güzel bir şey bu da. BON kısa süre önce popüler bir Hint kripto borsası olan FlipPay'in desteğini almıştı. Bu arada NowPayments, Shibarium'e entegre etme planlarını duyurdu. Platform, bunu yapan ilk ödeme A geçidi olacak. Evet, e, bunların, daha doğrusu bunun ilki NowPayments olacak. Fakat biliyorsunuz, şu anda bir diğer ikincisi de geldi. Dediğim gibi bon hakkında zaten konuşacak olursak, sürekli listeleme almaya devam ediyor. Fakat piyasa şartlarında bu kadar e, gergin ve piyasadaki güvenin kırıldığı, çok fazla güvenin olmadığı bu ortamın içerisinde öyle aman aman hareketler yapması zor. Aynı durum Shipcoin için de geçerli. İkisi arasında genel bir kıyasa gidersek eğer ben Shipcoin tarafına yatırım yapmayı daha mantıklı buluyorum. Her ne kadar bonda evet yükselme potansiyeli hala olsa da belli bir noktaya kadar şişmiş bir coin. Shipcoin için mesela bunu söyleyemiyoruz. Tamam mı? Bundan e, bu şekilde belirtmek gerekiyor. Kaldı ki kısmen de olsa bon e, şeyi Shibarium'u zaten e, fiyatladı. Now Payments başvuruyu resmi Shibarium web sitesinde zaten yaptığını söylüyor. Ayrıca Shitoşi kusamadan bir karşılama e-postası yanıtı aldığını belirtiyor. Bir sonraki adımın çözümleri hakkında daha fazla bilgi göndermek olduğu ortaya çıktı. Yani doğrudan Now Payments e, katılmak istediğini söyleyerek Kusama tarafına bir mail de bulunuyor. Kusama da bunu kabul eden karşı bir mail atıyor. Bu arada Shibarium'un alfa sürümünde öyle her şey olmayacak. Tamam mı? Bütün tokenlar olmayacak. Platform ayrıca Shibarium ekibinin kendi sonraki adımlarını paylaşmasını beklemek olduğunu söylüyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşçakalın.